Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir halka arz üzerine konuşacağız. Hem firma benim ilgimi çekti, hem de güçlü bir bilançosu, güçlü bir karlılığı var. Peki hangi firma? Girişim Elektriğe bakacağız arkadaşlar. GESAN koduyla borsaya dahil olacak. Hem talep toplama tarihleri, ne kadarı halka arz edileceği, yüzde kaçı bireysele, yüzde kaçı kurumsala, bireysele oransal mı, eşit mi, kaç paradan talep toplanacağı gibi fiyatlardan bahsedeceğim. Ve en önemlisi bilançosunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Talep edeceksiniz de nasıl bir bilançoya sahip olduğunu bilin ki ona göre talep edin arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra haydi gelin bir Girişim Elektriğe bakalım. Girişim Elektriğin sitesine baktığımız vakit değerli arkadaşlar, sitesinin zaten hemen girişinde bir tanıtım koymuşlar. Ben de zaten sizlere anlatacağım firmayı. Talep toplaması 11, 12, 13 Ağustos. Yani bu hafta çarşamba, perşembe, cuma günü talep toplaması yapılacak. 17 TL sabit fiyattan talep toplaması olacak arkadaşlar. Ve bireysel yatırımcıya oransal hisse verilecek. Tamam mı? Şimdi şöyle oranlayayım ben size. 100 hisse dağıtacaksa bunun %30'u, 30'u bireysele ayrılmış. Geri kalan 70'i kurumsala ayrılmış. Tamam mı? Yani buradaki 30 hisse oransal şekilde dağıtılacak. Bu da nedir? Yani 10 bin liralık talep edenle 1000 liralık talep eden aynı oranda hisse almayacak. Yani para arttıkça ona göre verdiği hisse de artacak. Bilginiz olsun. Detayına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Buradan gelecek olan parayı ne yapacağını açıklamışlar izahnamede. Ben özet olarak söylemem gerekirse arkadaşlar, belli bir kısmını sermayede tutacak, %18'lik kısmını, %20-25 aralığındaki kısmıyla borç ödeyecek, %32'lik kısmı, 32 yani 30-35 aralığındaki kısmıyla da arkadaşlar yeni projelerde kullanacak. Yani güzel. Tamamıyla bir borçla kullanacak değil. Sermayede tutuyor, borcunu ödüyor ve yeni yatırım projelerinde kullanıyor. Bu güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi baktığımız vakit değerli arkadaşlar, Girişim Elektrik tarafına. Şu güzel, 5 kıta 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Yani kısacası şirket döviz kazanıyor arkadaşlar. Yani yabancı para kazanıyor. Şurada baktığımız vakitte Fortune 500'de 425. şirket olarak çıkmış değerli arkadaşlar. Şurada bir tanıtım filmi var. Bunu isteyen arkadaşlarımız sitesini açıp izleyebilirler. İşte anahtar teslim projeler yapıyor. Üretim yani elektrik üretimi yapıyorlar. Satış, pazarlama ve mühendislik hizmetleri veriyor. Burada şu hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın BIST 30 diyor. Yani Borsa İstanbul'da 30 büyük şirket için BIST 30 hisse bilgileri olarak gelmiş. Bu güzel. Güçlülüğü daha şimdi buradan anlayabiliriz. Zaten açılmadığı için burada bilgileri yok. Buraya şuradaki yatırımcı ilişkilerine basıp ilgili belgelere birazdan geçeceğiz. Yıllık bazda olduğunu düşünün şuradaki gigawattların. Şirketin 2 gigawatt güneş enerji üretim güneşten elektrik üretim tesisleri var. Toplamda 2 gigawatt arkadaşlar. 3,5 gigawatt da rüzgar türbininden elektrik üretiyor. Yani yenilenebilir enerji alanında olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. 200'ün üstünde trafo merkezi var. Aynı zamanda şirket mobil trafolarla ön plana çıkıyor. En büyük mobil trafoyu kurduğunu, yurt dışında da en fazla Afrika bölgesinde ciddi yatırımların olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle haberler vesaire burada aşağıda isteyen arkadaşlarımız daha detayında okuyabilir. Şimdi gelin bir şirketin bilanço tarafına bakalım. Şimdi dostlar, şuradan öncelikle şirketimizin cari oran tarafından sizlere bahsedeyim. 2019 yılında 1.20 imiş, 2020'de 1.78'e çıkmış. En son açıkladığı 2021 3. çeyrekte bunlarla karşılaştırmaz ama bilgi amaçlı 1.87. Tamam. Şimdi cari oran nedir arkadaşlar? Şirket bugün sistemi durdurdu. Borçlarının tamamını bu şirket ödeyebiliyor ve arka tarafta 0.78'lik bir dönem varlığının içindeki para da cebinde kalıyor. Biz cari oranın 1'in üstünde olmasını isteriz. Tamam mı? Normalde teoride kitaplarda 2 denir. 1.5-2 istenir. Türkiye'de 1'in üstü iyidir arkadaşlar. Özellikle 1.78 çok çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle malum korona süreci, Covid süreci şirketlerdeki nakit önemli arkadaşlar ki gidip borçlanmasınlar diye. Şirketin nakit oranı 0.21'den bir önce 2019'da 0.21'den 0.36'ya çıkmış. 2021 içindeki açıkladığı bir bilançoda 0.40 olarak çıkmış arkadaşlar. Yani şirkette nakit var ve nakit artarak devam ediyor arkadaşlar. Bu da güzel olduğunu söyleyebilirim. Şirket aynı zamanda
satış pazarlama yaptığı için satacağı ürünleri de depoluyor. Stokları var. Burada asit test oranı da önemli. Likit oran diye söyleyelim onu ya da. 1.07'den 1.10'lara çıkmış. Bundaki artış da bizim için kabul, makul seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Burada baktıktan sonra bir şirketimizin karlılıklarına bakalım. Şimdi değerli dostlar, dönem varlıklar tarafında 2019'da 318 milyonmuş, 2020'de 632 milyona çıkmış. Neredeyse iki katına çıkmış arkadaşlar. Muhtemelen yeni bir santral devreye girdi, yeni bir tesis açtı. O sebepten dolayı olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli şey, bakın, nakit demiştik ya, nakitler, nakit ve nakit benzeri 56 milyondan 127 milyona çıkmış. Ciddi manada bir nakit ile elindeki tuttuğu nakitte bir artış var. Tamam mı? Bunu söyledikten sonra bakayım, başka noktada ilişkili olmayan tarafı, ticari alacaklar tarafında bir artışı söz konusu şirketin buradaki dönem varlıklar tarafında. Duran varlıklar tarafına baktığım vakit arkadaşlar 178 milyondan 204 milyona çıkmış. Buradaki artış santralin muhtemelen satış bedeli, oradaki maddi değeridir. Bakın arkadaşlar, zaten o da burada var. Maddi duran varlıklar kısmı 126 milyondan 185 milyona çıkmış. Maddi olmayan duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar diyeyim, 3 milyondan 8 milyonlara doğru çıkmış, ortalama söyleyeyim. Bu da nedir? Bir yerin işletme hakkını elde etmiştir, patent almıştır gibi gibi. Şirketin buradaki duran varlıklarındaki artış da güzel. Toplam varlıkları arkadaşlar 837 milyona çıkmış. Bir önceki sene 497 milyonmuş. Ciddi manada bir artış var. Bunun ana sebebi tesis açılımı ve buradaki getirilen, buradan gelen, içeriye giriş yapan para miktarı olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar, borçluluk durumları nedir? Kısa ve uzun vadeli baktığımız vakit, kısa vadeli borçluluğuna baktığım vakit arkadaşlar 266 milyondan 356 milyona çıkmış. Kısa vadeli borçluluğu artsa bile dönem varlıkları daha yüksek oranda arttığı için cari oranı artırmış. Yani şirkette bir, yani bir risk barındırmıyor. Yani 266'dan 356'ya çıkmış. Yani 100 milyon koymuş üstüne. 90-100 milyon koymuş üstüne. Bir korku oluşabilir, bir çekince oluşabilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi dönem varlıklardaki artış, buradaki artışın üstünde olduğu için cari oranı zaten yukarı çekti. Bu sebepten dolayı büyük bir risk oluşturmuyor. Zaten buradaki ana artışın sebebi, bakın, 87 milyondan 193 milyona gelen uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları. Tamam mı? Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Kısa vadeli borçlar 0-12 ay, uzun vadeli borçlar 12 ay ve üzeri. Şimdi bir sonraki sene ki var olan uzun vadeli geldi buraya, şimdi kısa vade oldu. Aslında bunu göstermiş oluyor. Uzun vade tarafında da 79 milyondan 136 milyona doğru bir çıkmış arkadaşlar. Burada da uzun vadeli borçlanmalardan kaynaklı, onu söyleyebiliriz. Şirketin öz sermayesi de 151 milyondan 343 milyona çıkmış. Öz sermayesinde ciddi bir artış söz konusu. Burada baktığım vakit kar ve zararda yeniden sıfırlanacak birikmiş kapsamlı gelirler tarafında bir artışı söz konusu. Maddi duran varlıklarda demiştik bir artış var. Bunu söyleyebilirim. Peki şirketin kar durumu nedir arkadaşlar? Karlılıklarımız nasıl? Bir de ona bakalım. Böyle cari oran tarafında artış var. Dönem varlıkları artmış. Buna binaen kısa vadeli borçlanmaları da artmış. Fakat dönem varlıktaki artış şirketi baskılamıyor. Tam aksine cari oranını biraz daha yukarı ittirmiş arkadaşlar. Yukarı ittirmesi güzel. Şimdi 2019-2020 baktığımız vakit arkadaşlar, brüt kar zarar tarafında 2019'daki kar 81 milyonken 2020'de 382 milyonluk bir brüt kar var arkadaşlar. Burada bu karı elde ederken ki elde yapılan maliyetler, giderler düşüldüğü vakit esas faaliyet kar tarafı 31 milyondan 315 milyona çıkmış. Yani neredeyse 10 katı artmış arkadaşlar. Esas faaliyet karı neredeyse 10 katı artmış arkadaşlar. Şurada dip toplama indiğimiz vakit arkadaşlar, işte finansman öncesi, sürdürülen vergi öncesi vesaire derken, dip toplama indiğim vakit arkadaşlar dönem kar zararı yıllık bazda 2019 yılında 23 milyon, 2020 yılında 217 milyon dedim ya, yani neredeyse 10 kat artmış arkadaşlar. Ciddi manada bir kar tarafında artışı söz konusu değerli arkadaşlar. En aşağıya indiğimiz zaman toplam kapsamlı gelir tarafına baktığım vakit değerli arkadaşlar 23 milyondan 246 milyona bir çıkış söz konusu. Arkadaşlar güzel bir karlılıkta ciddi artış var. Bunun ana sebebi yeni açılan tesislerin şirkete kattığı hem nakitler hem de onun getirileri diyelim biz kısaca.
Şöyle dedikten sonra burada neyi paylaşmışlar? Öz sermaye değişim tablosu. İsteyen arkadaşlarımız inceleyebilir. Konsolide nakit akışı tablosu arkadaşlar. 2019-2020 olarak isteyen arkadaşlarımız inceleyebilir burada tek tek. Yukarıdaki bahsettiğimiz rakamlar aslında buralardan geliyor. Onu söyleyeyim. Aşağı doğru inelim. İşte şirketin payları işte %55'i bir kişinin diyelim, isimlerini söylemem, %30'u başka bir kişinin, %5'lik bir kişi de var, %0 diyor. Muhtemelen bu %002, evet 002'ymiş. Bir de %10'luk bir birim var arkadaşlar. Şirket bakayım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, fakat 2 tane büyük ortak, diğerleri küçük ortak olarak görünmekte. Bunu dedikten sonra işte şurada euro döviz işlemleriyle alakalı bilgiler sunulmuş 2019-2020 anlamında. İşte burada Covid-19, Covid-20'de neler yapıldı, neler kiralandı. İşte şirket kendini anlatmış kısacası. Fakat bilanço tarafının güçlü olduğunu sizlere tekrar tekrar söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şöyle mali yapı oranları vesaire şöyle bir bakayım. Dikkate değer sizlere söylemem gereken bir durum var mı yok mu? Şöyle borç devir hızına baktığım vakit borç devir hızı eksilerdi arkadaşlar. Yani adam borcunu bu 20 olsa yani 20 günde borcunu çeviriyor. 20 günde ödüyor gibi söyleyeceğiz ama eksi yani adam ödüyor. Gelmeden ödüyor. Günü gelmeden ödediğini burada söyleyebilirim. Alacak devir hızında bir artış var arkadaşlar. 127 günde alıyorken artık 90 günde alıyor alacakları. Yani parayı ne kadar çok alıyorsa karlılığı o kadar çok etki ettiğini söyleyebilirim. Öz kaynaklar bölü toplam varlıklar tarafında bir artış var. Bu da nedir arkadaşlar? Öz kaynakların arttığını da söylemiştik zaten bir önceki rakamsal olarak. Burada da oransal olarak söylemişler değerli dostlar. Şöyle inelim biraz aşağıya. Ne yapmışlar? Makro tahminleri var. İsteyen arkadaşlarımız inceleyebilir arkadaşlar. Yurt içi yurt dışı kazandığı para tarafına bakarsak arkadaşlar yurt içi hasıla 2000 bu tahminlemesi evet satış hasıla tahminlemesiymiş bu 2021 tahmini 2022 tahmini gibi bakın 2022 için söyleyeyim 2022 yurt içi hasıla 1 milyar TL bekliyor yurt dışından da 400 TL bazında değil mi? Evet 448 milyon bekliyor mesela yurt içi yurt dışı bazlı baktığımız vakit. Burada ana kalemi de arkadaşlar rüzgar ve güneş enerjisi tarafından bekliyor. Yurt dışında da rüzgar ve güneş arkadaşlar. Yurt dışında rüzgar güneş yatırımı daha fazla olduğunu buradan görebiliyorum. Durum bu. Yani sonuç olarak arkadaşlar girişim elektrik özet geçiyorum şu anda. 11, 12, 13 Ağustos'ta. Sabit fiyat 17 liradan talep edebileceğiniz toplam satışa sunduğu hissenin %30'unu oransal olarak bireysel yatırımcıya sunuyor. %70'i kurumsal tarafa geçiyor. Kurumsal taraf nedir arkadaşlar? Yatırım fonları alabilir, özel şirketler alabilir gibi gibi öyle söyleyeyim. Durum bu. Bilanço tarafının iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kar tarafı ciddi manada bir artışı var. Öz sermaye tarafında artışı söz konusu. Cari oranı ve nakit oranı çok hoşuma gitti. Yani şirket talep edilebilir gibi duruyor. Tabii ki değerlendirmesi sizlere kalmış arkadaşlar. Talebi nereden edeceksiniz? OYAK Yatırım Konsorsiyumunda yapılıyor. Birçok aracı kurum ve banka üzerinden zaten GESAN koduyla talebinizi yapabilirsiniz. Durum bu değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler. Görüşmek üzere.